Ekim ayında kiralara yapılacak zam oranı belli oldu. %18'lik artış sadece kiracılara değil, emlakçılara, hatta ev sahiplerine bile fazla geldi. Bazı mülk sahipleri zamda ısrarcı olunca kiracılar da daha uygun fiyatta ev arayışına girdi. %350'ydi, 1600 oldu. 2200'dü, 2300 oldu. Şu gördüğünüz 1500 liralık daire ev sahibi aradı, 1700 liraya çıkartalım dedi. Şu anda bir mal sahibi Ekim ayı itibariyle bir kiracısına en fazla %18 zam yapabilir. İşte bu oran kiracıları ayağa kaldırdı. 2350 liradan 2500 lira oldu. Şu anda evden çıkmayı düşünüyoruz yani. Aşağı yukarı ortayı bulduk. Anlaşmaya baktık. Eğer ki anlaşamaysaydık başka alternatifler bakacaktık. Diyelim ki aylık 2000 lira kira bedeli olan bir evde oturuyorsunuz ama yeni gelen artışla birlikte kira bedeliniz 2360 lira civarında artış gösterecek. Ama elbette ki bu artış ev sahibiyle kiracı arasında pazarlığa açık. Nasıl isteyeceğiz vatandaştan? Vatandaşın öyle bir gelirinde %18 bir artış söz konusu olmadığı için böyle bir talepte bulunmamız çok mantıklı değil. Konuştuk. Olması gerekenin bu olduğunu düşünüyoruz dedik. Onlar da rıza gösterdi. Ama birçok kiracı ev sahibiyle anlaşamadı. Yeni ev arayışına girdi. Yeni evler arıyorsunuz ve bunu ev sahipleri bir fırsat olarak biliyor. Normalden daha fazla kira artışı yapmaya başlıyor. Neyin pazarlığına gireceksiniz? Adam %18'lik yaptığı zaman bir şey diyemiyorsunuz zaten. Artan zamlar kiracılara fazla geliyor. Ev sahiplerinin pek çoğuysa pazarlığa yanaşmıyor. Ama yeni bir eve taşınmak kiracılar için pek çok maliyeti de beraberinde getiriyor. Depozito bedeli artı kira bedeli artı emlakçı doluyorsa. Ama daire kalmadığı için mevcut dairelerinde fiyatları düşmüyor. Aynı zamanda boş kalan her ev, ev sahibi için de para kaybı demek. Kiracınız iyi ödüyorsa, günü gününe ödüyorsa, illa ben %18 yapacağım diye dayatmak da çok doğru bir şey değil diye düşünüyoruz. Ödemeden de çekip gidebilirler. Bu da ne olur? Mal sahipliğiniz zararına olur.